Arkadaşlar merhabalar. Akvaryum Doktor kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olursanız, yorum yaparsanız ve like tuşuna basarsanız çok sevinirim. Balıklarını ve canlılarınıza iyi bakın. Sağlıklı ve keyifli hobiler diliyorum. Hocam ben senin yapacağın introyu... Arkadaşlar merhabalar, Akvaryum Doktoru Hobi kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olursanız, yorum yaparsanız ve like tuşuna basarsanız çok sevinirim. Videoyu baştan sona izlemenizi tavsiye ediyorum. Önceden akvaryumlarda yaptığım bazı işlemler ile ilgili bir video gelecek. Akvaryumlarda yaptığım bazı işlemleri hem hobi kanalımda arşiv olarak dursun hem de sizlere fikir olsun diye yayınlıyorum. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve like tuşuna basmayı lütfen unutmayalım. Bu videolar bin bir emekle oluşturuluyor. Bir yorum yapalım, like tuşuna basalım. Abone olursak da beni olumlu olarak motive etmiş olursunuz. Belki bunu her videoda söylüyorum ama hobi kanalıma bilgi paylaşımı amaçlı videolar yayınlıyorum. Bu tür olumlu yaklaşımlar benim hobi ile ilgili daha çok video çekmeme sebep oluyor. Neyse lafı fazla uzatmayayım. İyi seyirler diliyorum. Evet, önceden çekmiş olduğum video. Şu an dişi bir beta görüyorsunuz. Bu arkadaşı neon tetraların ve siyah neon tetraların olduğu akvaryuma ekleyeceğim. Hocam uykumuz geldi. Bu 3 noktalı Gurami'nin bir sıkıntısı var. Aslında yemesi içmesi normal ama bakın pullarında kızarıklıklar var. Ben bunu buraya aldım. Bunu tedavi edeceğim. Olmazsa bir arkadaşıma hediye edeceğim. Bakalım burada dursun. Öncelikle bir uygulama yapmayacağım. Burada ayırdım. Bu arkadaşı. Karantina akvaryumunun olması önemli. Aslında videonun bu kısmı karantina akvaryumunun önemini vurgulamak için olsun dedim. Arkadaşlar 3 noktalı gurami. Herhangi bir uygulama yapmadım. Sadece 1-2 kere bakteriye plus döktüm. Kendini toparladı. Sonra arkadaşa hediye ettim. Aqualab TR kanalından Ertan'a teşekkür ediyorum. Çöpçüleri canlı doğuran akvaryumdan aldım. Şimdilik burada beta kabında misafir edeceğim. Alıştırmasını yapmıştım. Evet, üstten görünüm. Alıştırmalarını yapıyorum ve üzerine dinlenmiş su ekleyeceğim. Bu oranda arkadaşı Japon balığı akvaryumu olan bir tanıdığa hediye etmeden önce burada misafir ettim. Çünkü önceden bulunduğu akvaryumda uyumlu türler yoktu. Bir de tabanı karıştırıyordu. Su mercimeklerini biliyorsunuz. Bende bayağı bir çoğaldılar. Ben su mercimeklerini seviyorum. Aşırı çoğalsalar da faydası var. Su mercimekleriyle ilgili hobi kanalımda bilgiler var. Şimdi bunları alacağım. Yine bir arkadaşa hediye edeceğim. Su mercimeklerini aldım arkadaşlar. Bayağı bir burada su mercimeklerini seyrelttim. Görüyorsunuz. Tilki kuyrukları ve lepistes otları var. Bakın burada da ayıkladığım su mercimekleri bu kovada duruyor. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Salyangozların bulunduğu kaptaki su mercimeklerini de aldım. Hepsini bir kovaya koydum arkadaşlar. Dipteki karidesler görünüyor maşallah. Evet arkadaşlar, Java Fern'i bir ip yardımıyla taşa bağladım. Bu taşı da canlı doğuranların bulunduğu akvaryuma ekleyeceğim. Bakalım nasıl görünecek. Arada bu şekilde uygulamalar yapıyorum. Umarım beğenirsiniz.
yorumlar kısmında yorum yaparsanız sevinirim. Misina ile bağlamak daha uygun oluyor ama ben de misina olmadığı için pamuk ipliğiyle bağladım. Misina'da ipler görünmüyor ama bu çoğaldıkça ipleri kapatacaktır diye düşünüyorum. Bu da ikinci taşa bağladım. Windelow Java Fern arkadaşlar. Bu şekilde kafama göre bağladım. Sizler de bitkili akvaryumlarda kendi tasarımınıza göre bitki düzenlemeleri yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Bu da Anubias. Bu Anubias'ı da taşa bağladım. Anubias bitkisi suyun ortasında yüzüyordu. Ben de bunu taşa bağlamaya karar verdim. Bu da tilki kuyruğu. Tilki kuyruğu da bakın basit bitkilerden. Bunu da bu şekilde taşa bağladım. Canlı doğuranların bulunduğu akvaryuma ekleyeceğim arkadaşlar. Beta kabına eklemeye karar verdim. Burada tedavi altına aldığım 3 noktalı gurami var. Arka tarafta şu an dinleniyor. Bu arkadaşı yaklaşık bir hafta burada tuttum. Sonra bir tanıdığa hediye ettim. Şu an haberini aldım. Durumu iyiymiş. Şu an aydınlatmaları elden geçiriyorum. Kablo kısmında bir sıkıntı vardı. Birkaç led de yanmıyor. Benim elektronik bilgim çok yok. Kendi çapımda bir iyileştirme yaptım. Şimdi bunu gördüğünüz plastik kelepçeler yardımıyla akvaryumun kapağının alt kısmına ekleyeceğim. Buraları arkadaşlar siyah elektrik bandıyla bantladım. Nemden sıkıntı olmuştu. Bu yüzden alüminyum streç ile armatürü kapladım arkadaşlar. Bunu dediğim gibi akvaryum kapağının alt kısmına ekleyeceğim. Bu uygulamayı flower horn'u bu akvaryuma eklemeden önce yapmıştım. Adaptörü prize taktım. Çalışıyor. Sıkıntı yok. Yaşı genç olan arkadaşlar bir bilenin yardımıyla bu tür elektronik işlemleri yapsın. Bir de elektrik işi şakaya gelmez. Arkadaşlar şimdi plastik kelepçeyle sıkıştırıyorum. Bir de orta kısımdan plastik kelepçe yardımıyla sıkıştırıyorum. Sağlam olmasını istiyorum arkadaşlar. Streç filmle sarmamın sebebi nem almasın. Çünkü daha önce nemden dolayı bir sıkıntı olmuştu. Keşke ilk seferde streç filmle sarsaydım. Tabii bir hobi, tecrübe işi. Bu aydınlatmaya da bu şekil plastik gıda kabının kapağını yerleştirdim. Eğer bu kısma su değerse oksitlenme olmasın diye kendi çapımda tedbir aldım. Şimdi iki aydınlatmayı da çalıştırdım. Evet, bitkiler inşallah iyi olacak. Bitkileri Cem Hobici Bitki Akvaryum'dan almıştım. Bitkilerde sıkıntı yok ama benden kaynaklanan durumdan dolayı bu bitkiler şu an yok. Arkadaşlar şimdi cam temizliği videosu geliyor. Camın iç kısmı çok kirliydi. Kullanılmamış bulaşık süngerinin sert kısmıyla çizmeyecek şekilde ovalıyorum. Tabi akvaryum için satılan cam temizleme aparatları var. İleride onu almayı düşünüyorum. Belki pek yakında bir sürpriz kargo açılımı videosu gelebilir. Bu şekilde size bilgi olsun diye video çekeyim dedim. Benden şimdilik bu kadar. Kanalıma abone olursanız, yorum yaparsanız ve like tuşuna basarsanız çok sevinirim. Benden şimdilik bu kadar. Balıklarınıza, canlarınıza iyi bakın. Sağlıklı ve keyifli hobiler diliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.